Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Dış kaynak kullanan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Cevap, işletmenin kendi bünyesindeki bölümlerinin sayısı azalır. 1. Fonksiyonlara göre 2. Ürün temeline göre 3. Coğrafi temele göre 4. Vardiya temeline göre yukarıdakilerden hangileri örgüt yapısı ile ilgili yatay farklılaşmanın sınıflandırılmasında kullanılan unsurlardandır? Cevap 1, 2, 3 ve 4. Organik örgüt yapısının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Biçimselleşme düzeyi çok yüksektir. 1. Personeli güçlendirme 2. Değişim mühendisliği 3 yalın organizasyonlar. 4. Küçülme, kademe azaltma ve doğru ölçeği bulma. Yukarıdakilerden hangileri yönetim uygulamalarındandır? Cevap 1, 2, 3 ve 4. Kurumsal çevrenin yaptırımları nedeniyle işletmelerin örgüt yapılarının birbirine benzemesine ne ad verilir? Cevap izomorfizm. İşletmelerin müşterileri için değer yarattığı ve bu değerin sonucunda müşteri tatmini ve bağlılığı sağlayarak kar elde ettiği sürece ne ad verilir? Cevap Pazarlama Seyrek satın aldığımız ve satın almadan önce kalite, fiyat ve tarz açısından rakip ürünler arasında karşılaştırmalar yaptığımız ürünlere ne ad verilir? Cevap Beğenmeli Ürünler Spor ayakkabı üreten bir işletme, ayakkabılarını sunacağı hedef pazarları belirleme, ve bu pazarın istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir pazarlama karması geliştirme çalışması yapmaktadır. Bu çalışmaya ne ad verilir? Cevap, pazarlama stratejisi oluşturma. İşletme nasıl bir sistemdir? Cevap, yapay. Aşağıdakilerden hangisi, ürün tasarım sürecinin genel evrelerinden biri olan geliştirme evresinde yer almaz? Cevap, ilk fikir geliştirme. İlk üretim faaliyetlerinde insanlar aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Cevap Kendi ihtiyaçlarını karşılamayı Atölye tipi üretimin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Sürekli büyük partiler halinde üretim yapılmaktadır. Gelişmiş teknik araç ve gereçler kullanılmadan el ve ceresine dayanarak yapılan üretime ne ad verilir? Cevap el işçiliği sistemi. Ham madde alımlarına yapılacak ödemeler için geçen süreye ne ad verilir? Cevap, ticari borçların ödenme süresi. Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı teknik uzmanlık, markalar ve patentler gibi varlıklara ne ad verilir? Cevap, maddi olmayan varlıklar. İşletmelerdeki alacak devir hızıyla ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Alacak devir hızı oranının küçülmesi alacak devir hızının arttığını gösterir. 1. İşletmenin risk düzeyi. 2. Çeşitli maliyetler. 3. Finansal esneklik. 4. İşletmenin saldırgan ya da tutucu yapısı. Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin sermaye yapısını etkileyen faktörlerdendir? Cevap: 1, 2 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi bilançodaki pasif kısımda yer alır? Cevap: Uzun süreli yabancı kaynaklar. 1. Kademe azaltma. 2. Personeli güçlendirme. 3. Yalın örgütlenme. Yukarıdakilerden hangileri örgütlenme bakımından dikey farklılaşmayı azaltacak yönetim uygulamalarındandır? Cevap: 1, 2 ve 3. Değer kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Değer kavramı öznel bir kavram değildir. 1. Stoğa üretim. 2. Siparişe göre üretim. 3. Kesikli üretim. 4. Sürekli üretim. Yukarıdakilerden hangileri üretim sistemi sınıflandırmasında kullanılan unsurlardandır? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. 1. Ham maddenin stokta bulunduğu gün sayısı. 2. Üretim sürecinde geçen gün sayısı. 3. Nihai malların stokta bekleme süresi. 4. Müşterilere tanınan vadelerdeki ortalama gün sayısı. Yukarıdakilerden hangileri nakit dönüşüm süresi hesaplamasında kullanılan unsurlardandır? Cevap 1, 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardan biri değildir? Cevap İş göremezlik ödeneği Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin muhasebe eşitliğini ifade etmektedir? Cevap Varlıklar eşittir yabancı kaynaklar artı öz kaynaklar Bütçe hazırlama sürecinin ilk aşamasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Cevap Bütçe komitesinin oluşturulması İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir? Cevap: Varlıklar. Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin birinci boyutundan yer alan unsurlardan biri değildir? Cevap: Dolaylı ücret. İşletmedeki işler hakkında bilgi toplamak için yapılan çalışma bütününe ne ad verilir? Cevap: İş analizi. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşmaya ve hizmete yönelik yetkinliklerden biri değildir? Cevap: Başarma güdüsü. İş ölçümünün ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İncelenecek işin seçilmesi. Aşağıdakilerden hangisi paydaşlarla iletişim yaklaşımının önem kazanmasını etkileyen değişimlerden biri değildir? Cevap: kurumun temel amacının yüksek karlılık olduğunu söyleyen neoklasik ekonomi teorisini benimsemeye başlaması. 1. Düşünce 2. Ruh 3. Ses Yukarıdakilerden hangileri kurumsal kimlik karmasını oluşturan bileşenlerdendir? Cevap 1, 2 ve 3 Kurumun çalışanları gözünde merkezilik, süreklilik ve benzersizlik açısından en çok benimsenen kurum özelliklerinden oluşan bütüne ne ad verilir? Cevap, algılanan kimlik. Kurumun hedeflediği kitlelerin, o kurumu nasıl gördükleri ve nasıl algıladıklarını ifade eden özet değerlendirmeye ne ad verilir? Cevap, imaj. Aşağıdakilerden hangisi, inovasyonla ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri değildir? Cevap, inovasyon sadece ürün ve teknoloji ile ilgili değildir. Şirketin mevcut iş yapış şeklini dışarıdan müşteri gözüyle bakarak değiştirip, müşterilerini memnun edecek ve şirkete kendi işini yeni baştan yaratma fırsatını verecek inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, iş modeli inovasyonu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki ARGE faaliyetlerine destek sağlayan kurumlardan biri değildir? Cevap Vuho Islanmayan ve karışmayan kumaşların üretilmesine yönelik araştırmalar aşağıdaki ar-ge araştırma faaliyetlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Cevap Uygulamaya yönelik araştırmaya Yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap Hem bilim hem de sanattır. Aşağıdakilerden hangisi Yöneticinin sorumluluklarından biri değildir. Cevap: Tutundurmayla ilgili kanunları yasalaştırmak. Kurumsal performansın nasıl daha fazla yükseltilebileceği sorusu ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde sorulmuştur? Cevap: Klasik yönetim döneminde. Planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim gibi faaliyetlerin birbirini izleyerek gerçekleştirilmesi nokta nokta olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, yönetim süreci. Doğrudan pazarlamanın özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, sadece yüz yüze yapılan pazarlamadır. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hedef pazarı belirlerken göz önüne aldıkları faktörlerden biri değildir. Cevap, rakip firmalarda çalışan yabancı uyruklu yönetici sayısı. Mevcut bir marka adının yeni ürünlerde kullanılmasına ne ad verilir? Cevap, marka genişlemesi. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması kapsamında yer almaz? Cevap, swap işlemleri. Kimliği belirli bir kaynak tarafından belirli bir ücret ödenerek gönderilen bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında kişisel olmayan mesajlara ne ad verilir? Cevap, reklam. Ürün, tasarım sürecini genel evreleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Cevap, planlama, geliştirme, üretim ve satış. Gerekli parçaların gerekli olduğu miktarda Gerekli görülen kalite düzeyinde, gerekli olduğu zaman ve istenilen yerde üretilmesine ne ad verilir? Cevap: Tam zamanında üretim. 1. Verimlilik 2. Etkinlik 3. Kapasite 4. Esneklik. Yukarıdakilerden hangileri üretim sürecini farklılaştıran elemanlardandır? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Sistemle ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Sistemin ortaya çıkardığı değer, içindeki elemanların ortaya koyduğu toplam değer kadardır. Aşağıdakilerden hangisi daha az likittir? Cevap: Sabit varlıklar. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz? Cevap: Öz kaynaklar. 1. İşletmenin faaliyet konusu 2. İşletmenin büyüklüğü. 3. Satışlarda artış ya da azalış oranı. 4. Satışlardaki düzenlilik. Yukarıdakilerden hangileri işletmelerdeki çalışma sermayesi miktarının bağlı olduğu faktörlerdendir? Cevap 1, 2, 3 ve 4. Daha önce işletmelerin nihai amacı olarak tanımlanan klasik kar maksimizasyonu yerine 2000'li yıllarda aşağıdaki amaçlardan hangisi benimsenmiştir? Cevap, işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarma. Belirli bir toplumda, sanayi dalında veya bölgede yer alan örgütler topluluğu popülasyonunun çevresiyle olan ilişkisini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, örgütsel ekoloji. Bilimsel yönetim yaklaşımının öncülüğünü aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yapmıştır? Cevap Tyler 1. Buhar makinesinin bulunuşu 2. Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabının çıkması 3. Fransız İhtilali Yukarıdakilerden hangileri endüstri devriminin altyapısını oluşturur? Cevap 1, 2 ve 3 Nokta nokta bir örgütte hangi tür davranışın uygun, hangi tür davranışın istenmez olduğunun belirlenmesidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: Biçimselleşme. Yönetici X, örgütte çalışanların birbirlerinin çabalarından haberdar olmalarını sağlamak, işletmede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin birbirini izlemesini, tamamlamasını ve bütünlemesini sağlamak için bir dizi faaliyet yapmaktadır. Yönetici X'in yapmaya çalıştığı faaliyetler aşağıdaki yönetim fonksiyonlarının hangisinin kapsamında değerlendirilir? Cevap, koordinasyon. Pazarlamada müşterinin işletme için yaşam boyu değeri nedir? Cevap, müşterinin bir işletmeden yaşam süresince yapabileceği tüm satın almaların değeridir. Ticari faaliyette bulunan her tür işletmenin üretim ve satış sürecinde tüketmek, kullanmak veya başkalarına yeniden satmak veya kiralamak için mal ve hizmet satın aldıkları pazarlara ne ad verilir? Cevap, endüstriyel pazarlar. Sadece yaşlılara yönelik tur düzenleyen bir seyahat ajantisi, aşağıdaki hedef pazar belirleme stratejilerinden hangisini izlemektedir? Cevap, niş pazarlama stratejisi. 1. Topluma yönelik pazarlama anlayışı. 2. Pazara yönelik pazarlama anlayışı. 3. Ürüne yönelik pazarlama anlayışı. 4. Satışa yönelik pazarlama anlayışı. 5. Üretime yönelik pazarlama anlayışı. Yukarıda verilen pazarlama düşüncesinin gelişim aşamaları ilk başlangıçtan günümüze aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru sıralanmıştır? Cevap: 5 3 4 2 1. 1. Kalite. 2. Statü. 3. Kolaylık. 4. Hizmet desteği Yukarıdakilerden hangileri tüketicilerin daha fazla değer elde etmesini sağlayan faydalardandır? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Çift kutu kontrol yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Her iki kutuda da sonuna kadar bitince sipariş verilir. Doğru işi yapmak olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Etkinlik ürün parçalarının bir iş istasyonundan diğerine sabit bir hızla hareket ettirilmesine ne ad verilir? Cevap, kütle üretimi. Bir köprünün inşa edilmesi, büyük bir yük gemisinin yapılması, büyük bir kargo uçağının yapılması, aşağıdaki üretim tiplerinden hangisine örnek olarak verilir? Cevap, proje tipi üretime. Finans yöneticisinin sorumlu olduğu karar alanlarından birisi de finansman kararlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi finansman kararları kapsamında yer almaz? Cevap, kısa vadeli finansman ile ilgili kararlar. Öz kaynağın özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, faiz ödeme zorunluluğu vardır. Günümüzde işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, işletmelerin piyasa değerini en yükseğe çıkarmak. Aşağıdakilerden hangisi? Dengeli ölçüm kartı yönetim uygulamasının temel boyutlarından biri değildir. Cevap, iş modeli boyutu. Aşağıdakilerden hangisi? Yönetimin alt fonksiyonlarından biridir. Cevap, planlama. Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanılmasına ne ad verilir? Cevap, verimlilik. 1- Girdi 2- Süreç 3- Çıktı 4. Geri bildirim. Yukarıdakilerden hangileri sistemi tanımlayan unsurlardandır? Cevap 1, 2, 3 ve 4. Mehmet, güvendiği, tanıdığı işletmelerden ürün ve hizmet satın alıyorsa, aşağıdaki değerlerden hangisine göre hareket etmiş sayılır? Cevap ilkesel değere. Ünlü işletme gurusu Peter Drucker, işletmelerin en temel iki işlevi olduğunu söyler. Bunlar nokta nokta ve pazarlamadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, inovasyon. İşletmelerde müşteriler için değer yaratan ve bu değerin sonucunda müşteri tatmini ve bağlılığı sağlayarak kâr ettiren sürece ne ad verilir? Cevap, pazarlama. Nokta nokta analizi. İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile pazarlama çevresindeki Fırsat ve tehditleri ayrıntılı olarak inceleyen bir analizdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: SWOT. Aşağıdakilerden hangisi kapasite planlama faaliyetlerinde maliyet analizi yapmak için en fazla kullanılan tekniklerden biridir? Cevap: Başa baş noktası analizi. İktisatçılar üretim olayını nokta nokta üretmek şeklinde tanımlamaktadırlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap fayda. 1. Ham madde. 2. Makine. 3. Sermaye. 4. Enerji. Yukarıdakilerden hangileri üretim sürecindeki girdi kapsamında değerlendirilir? Cevap 1, 2, 3 ve 4 elde edilen karın ortaklara dağıtılmayıp işletme bünyesinde bırakılan kısmı nokta nokta finansman olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap oto. Çalışma sermayesinin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap kredi değerliliğini azaltır. 1. Genişletme yatırımları 2. Yenileme yatırımları, 3 modernleştirme yatırımları, 4 stratejik yatırımlar. Yukarıdakilerden hangileri yatırım kavramı içerisinde yer alır? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin destekleyici fonksiyonlarından biridir? Cevap: Muhasebe. Aşağıdakilerden hangisi kolayda ürünlerden biridir? Cevap: Deterjan. Aşağıdakilerden hangisi talebe göre sınıflandırılan üretim sistemlerinden biridir? Cevap: Siparişe göre üretim. Üretim miktarının korunması ve veya artırılması amacıyla bugünden yapılan harcamalara nokta nokta adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: Yatırım. Aşağıdakilerden hangisi İşletme içi bilgi kullanıcılarından biridir. Cevap, işletme yöneticileri. İş görenin işletmeden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince iş görene ödemekle yükümlü olduğu tazminata ne ad verilir? Cevap, kıdem tazminatı. Bütçe hazırlama sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, bütçenin kabulü ve onayı. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyetlerini sistemli bir şekilde yapabilmesi için kendisinin yarattığı belgelerden biri değildir? Cevap: Senet. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel yetkinliklerden biri değildir? Cevap: Teknik ve mesleki uzmanlığa sahip olma. 1. İş görenler ve iş gören sendikaları. 2. İş verenler ve iş veren sendikaları. 3. Düzenleyici haker ve işveren olarak üç ayrı rolü birden üstlenen devlet. Yukarıdakilerden hangileri endüstri ilişkileri sistemindeki taraflardandır? Cevap 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin amaçlarından biri değildir? Cevap etkinlik azalışı sağlamak. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel performans değerleme yöntemlerinden biridir? Cevap sıralama. 1. Yansıtılan kimlik 2. Arzulanan kimlik 3. Uygulanan kimlik 4. Algılanan kimlik Yukarıdakilerden hangileri kurumsal kimliği daha iyi anlamak için kullanılan kavramlardandır? Cevap 1, 2, 3 ve 4 Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin önemli noktalarından biri değildir? Cevap Maliyetlerin anında tüketicilere aktarılması. Kurumsal iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, etkili bir iletişim için genellikle tek yönlü iletişim tercih edilir. Kurumsal itibarın temel nitelikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, dinamik olmayan bir kavramdır. Mor inek kitabıyla farklılaşma alanında çığır açan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Set Goody Bir yöneticinin düşebileceği en büyük tuzaklardan biri inovasyon ile yeniliğin birbiriyle karıştırılmasıdır diyen ünlü yönetim gurusu kimdir? Cevap: Drucker